Suyun ne olduğunu bilmeyen kıymetini de takdir edemez. Havayı bilmeyen, insan hayatı için önemini bilmeyen onun kıymetini takdir edemez. Namaz da öyle kardeşlerim. Namaz Müslüman nasıl bir alemden alır, başka bir aleme, başka bir dünyaya taşır? Onu bilmeyen, idrak etmeyen namazın ehemmiyetini de takdir edemez. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı İran önemli şehirlerinden Tüster'i kuşatırlar. İki defa Tüster alınır. Bir defa savaşla alınır, bir defa sulh yoluyla alınır. İran'ın en önemli kalelerinden birisi Tüster. Enes bin Malik radıyallahu anh, o da bu kuşatmanın içerisinde tam sahabe son hamleyi yapacak. O an güneş doğmak üzere. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı, Enes bin Malik orduda, Ebu Musa el-Eşari komutan, sabah namazını kılamazlar. Güneş doğar, sonra kuşluk vaktinde sabah namazını eda ederler. Enes bin Malik radıyallahu anh, İmam Buhari'nin rivayetinde o anı anlatırken, فَلَمْ نُصَلِّ اِلَّا بَعْدِ اِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ Ancak sabah namazını güneşin doğmasından sonra kılabildik, eda edebildik. Tüster İslam'ın olur. O önemli kale fethedilir. İran'ın belki kolu kanadı Sasan devletinin koparılmış olur. Fakat Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerinde büyük bir hüzün var. Neden sabah namazını vaktinde eda edemedi diye der ki sabah namazını vaktinde kılabilseydim bütün dünya ve içindekilerden benim için daha kıymetli olurdu sabah namazını vaktinde kılabilseydim. Büyük bir hadise var. İran'ın sonuna doğru gidiyor. Zulüm İmparatorluğu tarihten birkaç adım sonra silinmiş olacak. Yani Müslümanlar için fevkalade önemi olan bir fetih. Ama sabah namazı o fetih esnasında son kuşatmada vaktinde kılınamadığından dolayı Enes bin Malik radıyallahu anh ve diğer sahabede böyle hüzün var. Kardeşlerim, yeniden büyük fetihlere, ümmet olarak büyük muvaffakiyetlere nail olabilmek için o toplulukta, orduda, askeri, kumandanı, mühendisi, valisi, sair yöneticisi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya kadar onların birinci davası namaz olacak. Allah Teala'nın huzurundaki o duruş olacak. Eğer bu bütün dünya şehirlerini almaktan, kazanmaktan, sabah namazını vaktinde kılmak daha sevimliyse o ordunun ve o ümmetin önünde hiçbir güç duramaz. O şuurdaydı Orhan Gaziler, Hüdavendigarlar, Yavuzlar, Süleymanlar ve Allah Teala onların önünü açtı. Onlar yürüdü, yürüdükleri şehir, yürüdükleri nokta, yürüdükleri şehir İslam'ın oldu. Cenab-ı Hak yeniden bize namazın kıymetini İdrak şuurunu ihsan eylesin. Ona nail olduğumuz zaman dünyada neler istiyorsa bu ümmet yeniden onlara ulaşmış olacak kardeşlerim.